Herkese merhabalar. Her gün paragraf çözmeli miyiz şeklinde birçok yorum geldi. Öğrencilerimizden gördük ve sizin yorumlarınız bizler için çok değerli. Bunu biliyorsunuz. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyoruz. Sosyal medya ekibimizle birlikte, hocalarımızla birlikte tek tek bakıyoruz ve bu sorunuza cevap vermek istedik arkadaşlar. Evet, her gün paragraf sorusu çözmelisiniz esasında. Eğer LGS'de büyük bir başarı istiyorsanız, LGS'de zaten çok fazla paragrafa benzer soru çözeceğiniz için ve en az 12 tane de Türkçe paragraf sorusu çıkacağı için her gün paragraf sorusu çözmek size inanılmaz bir başarı kazandırır. Peki neden? Bunun sebebini söyleyelim. Birincisi, kondisyon kazanırsınız arkadaşlar. Yani inkılap tarihinde, fende, matematikte ya da işte din dersinde, hatta İngilizce'de bile daha hızlı sorular okumanı sağlar. Türkçe'de zaten sağlar, bunu biliyorsunuz. Her gün paragraf çözen bir öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözü şu: çok okuyan kazanır diyor. Aynı mantıkta çok paragraf sorusu çözen bir öğrenci çok ciddi başarıya ulaşır. LGS soruları zaten her zaman söylediğimiz gibi yeni tarz sorularda artık okuma yeteneği çok fazla ön plana çıkıyor. Bununla alakalı hatta şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada. Eskiden sorular şöyleydi. 2+3. Yani bu tabii kısaltılmış bir soru söylüyorum ben. 2+3 şeklindeydi. Ama şimdi Emre yeni aldığı bir kitaplık için farklı bölmeler yaptıracaktır. Önceden yaptırdığı 2 bölmeye ek olarak kaç farklı bölme daha... Ya esasında 2+3'ü soruyor. Sen toplamda 2+3 yapacaksın. Ama sana böyle bir metin yazar, böyle bir cümleler kurar ve sen dersin ki ne oluyor aman Allah'ım, anlamaya çalışıyorum dersin. Dolayısıyla okumak yeni tarz sorularda çok çok önemli arkadaşlar. Soyut düşünme yeteneği de önemli. Yani fende ya da matematikte zihninize bir şeyleri canlandırmak açısından da paragraf sorusu çözmek, diğer bir işte kitap okumak çok çok önemli ve odaklanma. LGS'de hızlı olmanız gerekecek arkadaşlar. Bilhassa sürenin biraz zor yetiştiği sayısal bölümde önce fenden başlayıp sonrasında matematiğe geçtiğinizde iyi süreye sahip olmak için bu tarz sorulara karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Şimdi LGS Sözel'de arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk başta sizlere sabahleyin LGS Sözel bölüm verecekler ve dersinize, sınavınıza Türkçe ile başlayacaksınız. Yani herhalde LGS Sözel'i açıp ilk başta İngilizce sorusu çözmeyeceksiniz. Belki sayısalda önce fenden başlamanız çok daha mantıklı. Biz öyle diyoruz öğrenciler ama Sözel bölümde sabah Türkçe ile başlayacağınız için orada da en önemli şey anlam bilgisi olduğu için mesela 2021 LGS'de arkadaşlar içerisinde hiç dil bilgisi yoktu. Yazım, noktalama, fiilimsiler, cümlenin ögeleri, cümle türleri yok. Ama tabii o pandemi LGS'siydi. Şimdi muhtemelen dil bilgisi soruları gelecek. Bunu biliyoruz. Yani cümlenin ögeleri, cümle türleri, işte fiilimsi, yazım, noktalama gelecek. Ama onlar gelse dahi yine 16 soru en az anlam bilgisinden gelecek. Yine 10 tane soru yine paragraftan gelecek. Dolayısıyla mutlaka iyi bir başlangıç için paragraflarda güçlü olmanız gerekiyor. Az önce söylediğimiz gibi eski tarz sorular böyleydi ama şimdi düşünmeye yönelik sorular var. Bu yüzden de önemli. Odaklanma da önemli arkadaşlar. Şimdi kısa bir şeye odaklamak çok kolay. Mesela ben şimdi videoyu bitirsem hepiniz oh anladım diyorsunuz. Ama bu videoyu 50 dakika yapsam 10. dakikadan sonra herkes çıkmaya başlar. Bu ne ya, sıkıldım, uzattı hoca ya diye azalmaya başlar. Çünkü odaklanmak çok zordur arkadaşlar. İşte bol bol paragraf sorusu çözdüğünüzde odaklanma yeteneğiniz artıyor. Hatta biz sizlere diyoruz ya, bol bol kitap da okuyun diyoruz. Yani mesela bu kitabı okurken böyle satırlara odaklanıyorsun, cümleleri takip ediyorsun, aynı zamanda hayal kuruyorsun. Bu yüzden kitap okumak da faydalı diyoruz. İşte bunun gibi paragraf sorusu çözdüğünüzde de odaklanma yeteneğiniz artıyor. Peki her gün kaç soru çözmeniz lazım? Az önce söylediğimiz gibi LGS'de en az 10 tane paragraf sorusu çıkacak. Hatta o yüzden biz de kitaplarımızın isimlerini hep paragrafon, paragrafons ya da paragrafta son nokta gibi içinde 10 kelimesi geçen, 10 sayısı geçen örnekler veriyoruz. Bu mantıkla sizler de günde en az 10 tane paragraf sorusu çözmelisiniz. Bu sizin başarınız için çok çok değerli arkadaşlar. Bir de bazı öğrencilerimiz şunu soruyor: hocam kitap mı okumalıyız, paragraf mı çözmeliyiz diye. Kitap okumak tabii ki çok çok faydalı arkadaşlar. Yani böyle edebiyatımızdan veyahut da dünya edebiyatlarından farklı farklı kitaplar okuduğunuzda hem hayal gücünüz gelişiyor hem de dikkat yeteneğiniz gelişiyor. Dolayısıyla biz kitap okumayı bütün öğrencilere tavsiye ediyoruz. Ama LGS senesinde paragraf çözme kitap okumaktan çok daha faydalı oluyor. Çünkü hem soru çözmüş oluyorsunuz. Yani sınavda karşınıza soru gelecek. Soruyu çözmeye kendinizi alıştırmış oluyorsunuz. Bir de eğer kitap okumayı çok seviyorsanız tabii ki kitap okumaya devam edin. Ama hocam ikisini de sevmiyorum diyorsanız paragraf çözün arkadaşlar. Çünkü paragraf çözdüğünüzde çok daha fazla netleriniz artar. Onu da net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de son olarak kondisyon arkadaşlar. Yani kondisyondan kastımız şu: bir sporcu olimpiyat günü sahaya çıktığında, bir futbolcu sahaya çıktığında öncesi antrenmanlar yaparak çıkıyor. O gün çıkmıyor. Şimdi siz de kondisyonunuzu artırmak adına mutlaka önceden LGS'de karşınıza çıkacak sorulardan daha fazlasını çözerek girmiş olmanız gerekiyor. Biz o yüzden size günde en az 90 soruyu kendinize alıştırın diyoruz. Çünkü LGS günü 50 sözel, 40 sayısal soru çıkacak. 90 soru çözeceksiniz. Şimdiden siz günde en az 90 soru çözmeyi beyninize alıştırırsanız, hatta 180 soru, hatta daha fazlasını alıştırırsanız sınav günü 90 soru hop çıkıp yapar çıkarsınız. Hem de en yüksek netlerle inşallah diyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin yorumlarınız bizler için çok değerli. Bu videonun sonuna yine başka sormak istediğiniz rehberlik tarzındaki bilgileri de sorabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Paragraf 10 ya da paragrafta son nokta ya da paragraf 10 arasındaki fark nedir derseniz, paragraf 10 günde 10 soru paragraf çözmek ve paragraf taktiğini geliştirmek için hazırlanmış bir kitap. Paragraf 10 süre yönetimi ve odaklanma gücü için gittikçe daha fazla soru çözülen bir paragraf kitabı. Yani şöyle göstereyim size, daha net göstereyim. Dörtlü, altılı, sekizli, onlu ve 12'li denemeler var. Ama 12'li denemede bile size çok az süre veriyoruz ki daha hızlı sürede çözün diye. Paragrafta son noktada ise arkadaşlar artık zorlayıcı sorular var. Gerçekten seçici sorular var. Burada biraz daha yüksek netler hedefleyen, hiçbir soruyu kaçırmak istemeyen öğrencilerimizin, yani derece yapmak isteyen öğrencilerimizin bu tarz paragraf sorularını çözmelerini tavsiye ediyoruz. Ama her biri değerli. Bunları açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kapısından bulabilirsiniz. İnşallah LGS'de en yüksek netlere sizler yaparsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.